Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular 4 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki ABCD düzgün beşgeni EB köşegeni boyunca kesilip küçük parça bu şekilde şekil 2 oluşturulmuş. Bir de EB E üssü doğrusal olmuş. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor. Bak şimdi kesilmiş. Bu parça kesilmiş buraya konmuş. Aslında burada ne var? Bu EB'nin uzunluğu bak şuraya eşit. Yani burada düzgün beşgende bir köşegen kullanıyoruz burada düzgün beşgende bütün köşegenlerin eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hop şu köşegende çizersek köşegenler birbirine eşit olmuyor mu? Yani şuradaki köşegenle ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Burası da eşit oldu. E sonrasında ikizkenar çıktı. Alfa ise burası da alfa oldu. Ve şurası 108 ve 36 36 olduğunu artık biliyoruz. Burası da 108 ve 36 36 olduğunu biliyoruz. Ve burada kaç yılı artık bulabiliriz. 36 36 72 buraya da 36 derece kaldı. 108'e tamamlayan açısı. Yani burası da 36. O zaman buradaki üçgende iki iç açın toplam bir dış açı 2 alfa eşittir işte 36 ise alfa da böylelikle 18 çıkar. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı E remit oldu. Geldik 2'ye. ABCDF düzgün altıgen verilmiş. Bir de şöyle bir oran verilmiş. ED uzunluğu K iken yani şurası K iken FG uzunluğu 2 kaymış. Burası da 2 kaymış. Şimdi burası 2K. Genelde böyle köşegenle başka bir yerde eşitlik verildiğinde ya da bir kenarla başka bir yerde eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Köşegen çiziyorduk. Ya da bir kenarın belli bir kat verildiğinde aynı şeyi düşünebilir. Köşegen çizelim. Yalnız buradaki bu köşegen KKK 3 oluyor. İşime yaramaz. 2K'yı elde etmem lazım. E biz 2K'yı nasıl elde edebiliriz? Hop şu köşegenle. Çünkü bir kenarın en uzun kenarın bu en uzun kenar yani en uzun köşegen bu. Bir kenarın ilk katıydı. Bu neydi? Simetri ekseniydi. Yani bu ne olacak? 2K olacak arkadaşlar. Bir kenar K ise. Aa dikkat et ne çıktı burada? Bir ikiz kenarlık çıktı. Ve Artık 70 ise buranın da 70 derece olduğunu biliyoruz. E, sonuçta şu simetri ekseniydi. Burası da 60, burası da 60 derece olduğundan 60 artı alfa da 70 olacağından alfayı böylelikle kaç derece buluruz? 10 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru böylelikle cehan oldu. Geldik 3'e. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n. Yani düzgün 8 geni bulmak istiyoruz. 360 bölü 8'den 45 derece olarak buluruz burayı. Yukarıdaki düzgün sekizgen şeklindeki Dur tabalası rüzgarın etkisiyle eğilip yer ile 70 derecelik bir açı yaparak yere dik yere dik bir duvara dayanmıştır. Buna göre tabelanın duvarla oluşturdu. Arkadaşlar şu kenara bak dik olmuş burası. Şimdi ne yapabiliriz? E, ben burada şu açıya ulaşacağım. Bu açıya yakın olan kenar neresi? İşte şurası değil mi? Şunu şöyle uzatırsam böyle bunun uzantısında. Şimdi dış açısı kaç derece? Dış açısı 45 derece. Hemen 45 derece kullanayım ben. Hocam bu da dış açı. Bu da 45. E 45 45 90 oldu burası. Aa burası da 90 burası da 90. Şunlar birbirine paralel oldu. O zaman 70 ise yöndeşlikten dolayı burası da 70 oldu mu oldu. 70 90 ise burası 20 oldu. E burada kaçının 135 derece olduğunu biliyoruz. Dış açısı 45 ise iç açısı 135 yapar. Yani buradan ne çıktı? X 135 ve 20'nin toplamının 180 olması lazım. Şu ikisi 155. O zaman 180'den 155 çıkınca 25 derece kalır. Yani Üçüncü sorunun doğru cevabı balı kesir oldu. Geldik dördüncü soruya. Bir düzgün altıgen ve iki kare verilmiş düzgün altıgenin kenarlarını şöyle gösterelim. Karenin kenarlarını da şöyle eşitliği gösterelim. Burası da eşit burası da eşit. Sonra düzgün altıgen 360 bölü 6'dan dış açısını bulalım. 60 hocam burası dış açısı 60. Niye? Çünkü bu doğrusal. 90 burası 90 burası burası da dış açısı yapıyor 60. Aa 60'ın kollarında şöyle eşitlik var. Aklımıza ne getirdi? Hop şuradaki üçgen. 180'den 60 çıkart 2'ye böl. Eşkenar üçgen olmadı mı? Oldu. Yani şurası da 60 derece burası da 60 derece oldu. Eşkenar çıktı eşitliği koyalım. Bak karede şuradaki eşitliği de koyalım. Şurası da 90 derece değil mi? Evet. Yani şuradaki kaçın tamamı 150 yaptı ve ikiz kenarlık var burada. 180'den 150 çıkart. 30. 2'ye böl. 15. 15 yapar. Ve artık şuradaki açı bak dikkat et x artı 15 aynı zamanda 60'a eşit. X de böylelikle 45 derece olur. Dolayısıyla dördüncü sorunun doğru cevabı E'dir Emin. Oldu. Geldik 5'e. Düzgün altıgen ve düzgün beşgen verilmiş. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Bunlar da 36-36 oldu. Tamamı 108 olduğundan buraya 72 kaldı. LDH doğrusal demiş. Doğrusalsa o zaman burada kaçı? 180'e tamamlayan açısı 108 derece olur. Dolayısıyla burada kaçı da düzgün altıgenin bir iç açısı da 120 derece olduğundan e, buraya da 12 derece kaldı. E, burada kaçı da 120 derece zaten. O zaman x 120 ve 12'nin toplamı da 180 olacağından böylelikle x'i kaç buluruz? Şu x'in toplamı 132. 180'den 132 çıkartınca 58 kalıyor galiba ya da 48 mi kalıyor? 132 çıkartacağız değil mi? Evet 48 kalıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Edremit oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Yukarıdaki verilen bilgiler ile düzgün çokgenlerin kenar sayısı. Arkadaşım bir iç açısı 162 ise dış açısı ne yapar? 18 yapar. Buradan 360'ı 18'e böldüğüm zaman 20 gen olur. Birincisi 20 gen arkadaşlar. Şöyle 20 geni göstereyim. İkincisine bakalım. Bir dış açısı 24. Direkt 360 bölü 24'ten 15 çıkar. İkincisi de 15 gen oldu. 15, 15. Cevabımız ya Ceyhan ya Denizli. Üçüncüsüne bakalım. Aynı köşesinden geçen bir kenarı ile en kısa köşe geni arasındaki açı 10 dereceymiş. Herhangi bir çokgen var. Bir kenarı ile en kısa köşegeni. En kısa köşegen şu değil mi? Evet en kısa köşegen bu. Bir kenarı ile en kısa köşegeni arasındaki açıyı kaç derece vermiş? 10 derece vermiş. O zaman şurası 10 derece ise e, düzgün çokgen ya bu şöyle. Burada kaç da 10 derece yaptı. İki iç açı bir dış açıdan önemli olan dış açı 20. Dış açısı 20. 360 bölü 20'den o zaman kenar sayımız 18 gen oldu. Dolayısıyla cevabımız böylelikle denizli oldu. 6. soruda geldik geriye. Açılar verilmiş, bir düzgün altıgenler verilmiş. Evet şu da bir düzgün altıgen. Açılarımız kaçar derece? 120'şer derece. 120, 120 diye gidecek böyle. Değil mi? Bu da altıgen. Burası da 120 derece, burası da 120 derece, burası da 120 derece olduğunu biliyoruz. Açılar eşit verilmiş. E, hocam büyük ihtimalle şu üçgenle şu üçgen nedir? Bu üçgenle bu üçgen benzer. Çünkü nokta 120, ikinci açısı, üçüncü açısına çizgi diyeyim. Yani buraya ben alfa dersem, buraya beta dersem alfa ile beta'nın toplamı bu sefer kaç? 90 değil. Bak 60. Toplamı 60. E o zaman burası alfa ise alfa ile betanın toplamı 60 yapacağından burası da beta yaptı. Hatta 120 ya burası. Beta neyi toplarsak tamamı 180 yapacak. Şu ikisinin toplamı kaç yapacak? Bu ikisinin toplamı 60 yapacağından buraya da alfa kaldı. Alfa 120 ise burası da beta oldu. Yani bu üçgenlerin hepsi benzer. Hatta şu üçgenle şu üçgen eş oldu arkadaşlar. Niye? Çünkü 120'nin karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı bu düzgün altıgende şu kenar şu kenara eşit ya. Eş. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 3. Alfa'nın karşısı 5 ise alfa'nın karşısı 5. E sarı üçgenler de birbirine benzer. A 3 var, 5 var, 120 var. Bak şurada ben şunu bulayım öncelikle. Şurası 3, burası 5, buradaki açı 120. Arkadaşlar şu x'i öncelikle bulalım mı? X değil de şuradaki uzunluk tamamı. Yani buraya bir a diyeyim. A'yı bulayım. Valla buradaki kenarlar maalesef tek. Ya yani çift olsa yani şeyden de bulunur da ne derler? Pisagor bağıntısından yine bulunur da 120'nin mantığından dolayı. Hadi ben Pisagor'dan bulayım. Ben şeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Ne derler? Kosinüs teoremini kosinüs teoreminden bulabilirsiniz. Ama ben burada şeyi kullanacağım. 120'nin mantığını. 120'nin mantığı. Ya buradaki 60'ı kullanacağım. Ya da burada 60'ı kullanacağım. Ama her ikisi de tek olduğu için fark etmez. Burası 90, 30. 30'un karşısı 5 bölü 2 yapar. Burası da 5 bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Evet burası da 5 bölü 2'nin kök 3 katı oldu. Görünüyor değil mi? Evet. Sonra Pisagor bağıntısı yapacağız. 5 bölü 2 ile 3'ün toplamı da kaç yaptı? 3 kere 2 6. 11 bölü 2 yaptı. O zaman A kare buradan neye eşittir? 11 bölü 2'nin karesi 121 bölü 4 artı 5 köküç bölü 2'nin karesi o da 75 bölü 4 yaptı. Topladığın zaman 169 bölü 4 yaptı. A kare eşittir. Y yok 196 bölü 4 yaptı. 196 bölü 4. Kare kökünü alacak olursak 14 bölü 2 yaptı. Yani 7 yaptı. Evet bu kenar 7 yaptı arkadaşlar. Şu kenarı da 7 bulduk. Çok güzel. E, bu kenarda 7 yani. E şimdi bizim şu üçgenlerimiz benzer değil mi? Sarı üçgenlerimiz. Evet benzerliği uygulayalım o zaman orada. Hadi benzerliği uygulayalım. Burada e, tamamını 7 bulduk ya. X iken buraya da 7 eksi X kaldı galiba. Evet alfanın karşısı X'in. burada alfanın karşısı 5 e oranı. X bölü 5 eşittir. Buradaki betanın karşısı 7 eksi X'in. Buradaki betanın karşısı 3 e oranı diyeceğiz. İşler dışlar. 3x eşittir 35 eksi 5x yaptı. 8x eşittir 35 yaptı. x de buradan 35 bölü 8 yaptı. Yani en benzerliği hem eşliği işin içine koymuşlar. Güzel bir soru aslında. Cevabımız da böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar 7. soruda. Böylelikle ÖSYM adında sorulardan 4.sini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5.sinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.